Şehrin enerjisi Kia Niro tam gazı sunar. Pascal. Bro. Telefon. Aa, telefon benimki ötüyor. Hayırdır? Dur bakayım. Alo. Aleyna aleyküm selam, kimsin? Ooo, İngiltere kraliçesi Camilla. Yo haynes. Nasılsın, iyi mi? Teşekkür ederim. Kim, Pascal mı? Yok de Kadir, yok de. Ha, Pascal şu an burada yok. Sigortaya gitti. Ha, EYT'si çıkmış da. Sigortada belirsiz gözüküyormuş da ona baktıracak. He. Evet, EYT çıktı mı girdi mi onu anlamak için. Ya tabii, o kadar yaşı var. Sen ne sandın bacım? Vay, öyle mi dedi? Ne diyor Kadir? Oğlum, kadına 22 yaşındayım demişsin lan. Vay be. 50 olduğuna uyanınca şoka girdi kadın. Ben demedim ya. Kemik ölçüsü yaptırdı. 22 çıktı. Alo, şimdi Sayın Kraliçe, siz Pascal'la kemik ölçümü mü yaptırdınız? Neden? Ha, elinizde kalmasın diye. Yok, bunda kemik erimesi falan olmadığı gibi tam tersi kemik kalınlaşması var bunda ya. Fark ettiniz mi? Ama siz de çok yaramazsınız Sayın Kraliçe. He, anlamadım, ne oldu? Evet, hadi canım, neresinde? Aa, çok ilginç ya. Ne diyor? Geçen gün diyor Pascal'la diyor beraberiz diyor. Birden diyor Pascal acıyla haykırmaya başladı diyor. Gırbacı fazla savurdum sandım diyor ama değilmiş diyor. Neyin var diyor Pascal'a, sormamla bille diyor. Damar üstüne bindi. Hayatım demişsin. Evet abi, çok canım yandı ya. Yavrum, nerende damar üstüne bindi? Hayır, çünkü genelde bacakta olur, kolda olur, o nerede oldu o? Hadi canım, bak sessiz kalıyorsun. Yani mümkün değil başka. Nerede damar üstüne binecek ya? Abi, kedin durmuyor ki. Ne demek? Ne yapıyor durmuyor abi? Paso, don't stop diyor. Sen de gaza gelme. Abi, dayanamıyorum. Evet, doğru diyorsun. Ben de biliyorum. Böyle iyi mi diye sormak vardır bir raconla mesela, değil mi? Sen de soruyor musun? Evet abi. Niye arada böyle iyi mi diye soruyorlar acaba ya adamlar? Bilmem. Ya tabii, gerçi bazen okey almak iyidir yani. Böyle iyi diye, böyle iyi mi diye sorduğunda hayır öyle değil böyle diyen kimseyi de ne duymuşluğumuz var ne görmüşlüğümüz var. Alo, ha efendim Sayın Kraliçe. Kimle mi konuşuyorum? Ya bizim çaycı geldi de. Onu boş ver, siz Pascal'ı niye aradınız kraliçem? Ha. Vay. Nerelere? Çok güzel. Ne diyor? Diyor ki mincik tavşanımla diyor kruvaz gemi turu ayarladım. Norveç, Danimarka, Finlandiya, bütün Nordikleri gezeceğiz diyor. Oradan da Japonya'ya geçip bondage yaşayacağız, döneceğiz diyor. Eyvah eyvah. Pascal kardeşim, senin yediğin gırbacı 20 yaşındaki yarış atı yemiyor abi ya. Maalesef. Abi konuş bir kadınla, yapma de. Abi konuşum yok ki. Niye abi? Başkasına kızılıyor. Beni kırbaçlıyor. Nasıl yani? Mesela atıyorum, Putin'e kızıyor, sana kırbacı mı basıyor? Evet. Allah Allah. Biden'a kızıyor, sana muştayı basıyor. Aynen. Çinlilere kızıyor, sana elektrik veriyor. Yok, onu daha yapmadım. Ya bu İngiltere kraliçesi Camilla ile senin arandaki şey bir defa fantaziden çıkmış aslanım. Resmen işkenceye dönmüş. Buna bir dur de Pascal, 12 Eylül işkencesi olmuş bu ya. Abi durmuyor ya. Allah Allah. Alo efendim Kraliçe Camilla. He. İnşaat malzemeleri satan mağaza, evet. Ne aldı? Yok artık. Ne diyor? Darbeli matkap aldım diyor. Pascal'ın diyor çok hoşuna gidecek diyor. Abi sakla beni abi ya. Alo Sayın Kraliçe, şimdi darbeli matkap bu Pascal'ı kesmez. Bu hilti var, asfalt derme makinesi. Aslında ondan alın. Pascal'ın kalibresine daha uygun ol. Yazıklar olsun sana Kadir. Ha bir de Sayın Kraliçe, iş makineleri kiralayan şirketler var. Oradan da mesela temin edebilirsiniz. Ucuna da kırmızı kurtele takarsınız. Sürpriz olsun Pascal. Sürprizleri çok sever ya. Ne demek? Müptelası olur.
Hadi işin gücün rast gelsin, tabancandan ses gelsin İngiliz kraliçesi Camilla. Kadir ne yaptın ya? Yavrum zaten kendini sen bu kadından kurtaramıyorsun. Bari değişik okazyonlar dene ya Pascal. Asfalt demli makinesi. Yavrum ayarını düşük tutarsın, masaj gibi ya, öyle düşün. Pascal. Bro. Dinleyin sorusu var. Oku bakayım babacığım. Şimdi Berduş alt çizgi 52 diyor ki Kadir abi, Illuminati örgütünün üyesi olduğunu neden bizden yıllarca gizledin? Lütfen Illuminati'ye söyle, ellerini ülkemizden çeksin diyor. Kadir, Illuminati nedir? Şimdi Illuminati gizli bir finansal örgüt diyelim Pasko. Dünyada parayı, siyaseti bunlar yönetiyor diyenler var. Sen üye miydin? Bir dönem üyesi oldum, evet bir dönem. Abi öyle oluyor mu ya? Nasıl oluyor mu? Para lazım değil mi? Şimdi Illuminati şöyle bir örgüt. Hayatta bildiğin en zengin insan kim, onu düşün. Düşündüm. Yani sence dünyanın en zengin insanını düşüneceksin, anladın? Evet, düşündüm. Bak o servet açısından Illuminati'de kapıcı olamaz böyle bir örgüt. Vay babayın gümüğüne. Bir gün evde oturuyorum, Jeff telefonu çaldı, açtım. Kadın iyi günler Kadir, çöp çatanla görüşebilir miyim dedi. Çöp çatan mı? Ya klasik soyadımı karıştıran yurdum insanı bakarsın. Alıştım artık, neyse düzeltmiyorum bile. Buyurun benim dedim. İyi günler Kadir Bey dedi. Konuşmalarımız güvenlik nedeniyle kaydedilmekte dedi. Bu görüşme bittikten sonra konuştuklarımızı unutun dedi. Oo, çok güzelmle. Sonra? Sonra Kadir Bey dedi, ben dedi Illuminati'den arıyorum dedi. Tebrikler dedi, bizden bir yıl boyunca bedava çikap kazandınız dedi. Ayrıca kombi ve klima bakımında da %50 indirim hakkınız var. Üstelik kredi kartınızın güvenlik kodunu söylerseniz dedi. Illuminati gibi dedi. Evet öyle dedi. Ben de dedim ki bacım dedim, bu senin Illuminati dediğin bildiğin ezoterik bir gizemli örgüt değil mi dedim. O Illuminati dedim. Hani bu Rockefeller, Rothschild ailesi gibi ailelerin kurduğu, Bill Gates'in falan kapısında üye olmak için beklediği örgüt değil mi bu diye sordum. Evet beyefendi, zaten bir tane Illuminati var dedi. Dedim bacım dedim, dünyanın bütün ekonomisine dedim siz bakıyorsunuz, size hizmet ediyor. Ama dedim Illuminati kombi bakımı yapıyor. Check-up kazandınız. Kolpalarıyla mı uğraşıyor dedim ya. Tak o ara bir telefon geldi. Efendim boru gibi bir erkek sesi. Kadir dedi. Ses o kadar kalın ve üst perden ki tırstım çaktırmadan geri vites yaptım. Buyur abi dedim. Seni denedik koçum dedi. Sen dedi, ben dedi Illuminati'nin dedi başıyım dedi. Galatasaray'da Okan Hoca'dan şampiyonluğundan, Fener'de Ali Koç'un başarısızlığından anladım ki dedi, her oluşum büyük bir değişim istiyor dedi. Gelen dip dalgasını gördüm dedi. Illuminati'ye genç üyeler alacağım, seni düşündüm aslanım, prensim olur musun benim dedi. Ooo, hem de prens. Evet öyle dedi. Ne cevap verdin? Abi dedim, onur duydum dedim. Yalnız sizin örgütün dedim üyelik aidatı pahalıdır baba dedim. Şimdi dedim, apartman aidatını öderken sokranıyorum dedim. Illuminati'nin aidatını hiç ödeyemem dedim. O ne dedi? Dedi ki merak etme dedi, senin aidatını ben ödeyeceğim dedi. Sen de kongre zamanı bana oy verirsin dedi. Ben bu filmi görmüştüm. Ben de dedim ki ya Illuminati'nin başındaki abi dedim, hem gelen dip dalgayı değişim isteğini gördüm diyorsun, hem de 1000 yıllık eski kongre numarası çekiyorsun dedim ya. Bence bu kafayla Illuminati mantarlar, açık söyleyeyim, sen bu işleri dedim vakit geçmeden bırak dedim. O ne dedi? Oğlum ben dünyayı idare ediyorum. Şu an istesem doları, euro paritesini dolar lehine 5-10 puan artırırım. Şu an istesem Mogadishu dolarını İngiliz sterlinden daha değerli yaparım. Bu dünya benim avucumda dönüyor koçum. Ben daha bitmedim dedi. Sen de dedin? Abi dedim, o günler geçti ya dedim. Elinde internetle laptopu olan 1000 tane dedim 20 yaşındaki velet dedim.
alayızın tozunu atıyor ya dedim. Bambaşka bir devir var, görün artık bunu babacığım dedim. Ben kompütere inanmıyorum dedi. Abi dedim, sen bir bilgisayara kompüter diyorsan zaten bitmişsin dedi. O kadar da diye koçum dedi. Ben de biliyorum diskete format atmayı dedi. Format A 2 nokta üst üste yazıyorsun, diskete format atılıyor dedi. Diskete format atak mı? Ya 20 sene önce falan bilgisayar verilerini diskete kaydediyorduk ya Pascal. Taş plak gibi düşün yani. O kadar eski ki baba oralarda kalmış. Baba eski de yani. Sonra ne oldu? Seni bitireceğim lan dedi. Sinirlendi, kapadı. Bitirdin mi? Yok ya. O ara Stephen Hawking öldü. Illuminati'nin bilim işlerine o bakıyormuştu. Onun cenazesi yerine adam bulmak falan derken ben aradan sıyrıldım Pascal. Sadaka ver bari. Ya ben sana şu kadarını söyleyeyim. Garip kurebayı bir hafta boyunca doyurdum Pascal, endişe yok. Pascal. Kadir Bey. Ya klozete oturacağın zaman bir kontrol eder misin Pascal ya? Yavrum onu niye kontrol edesin ki? Ne ekleyeyim? Abi zaten her an kontrolün altında değil mi, o niye kontrol etsin? Belki değil. Ne demek abi seninki değil? Yani seninki demonte vaziyette mi? Arada kendi başına bir turlayıp hava alıp geliyor mu? Yerinde durmuyor mu abi seninki? Yok da. Of. Ne sormuşsun sen? Yavrum olay şu. Şehvet diyarı Amerika'nın Los Angeles şehrinde John Rydell adında bir şahıs medeni ihtiyacını gidermek için klozetin kapağını açmış. Açmış, bir de ne görmüş? Ne görmüş? İguana görmüş. Oha! Evet, klozetin içinde bir iguana tıslayıp ona bakmış. İguana orada ne arıyor? Ne bileyim abi ne arıyor? Onu ben de bilmiyorum. Arayacağız, soracağız. İguanay mı? Evet. Ara abi. Ara lütfen ara. Arıyorum. Çalıyor. Alo. Alo, buyur kardeş. Alo, bu şehvet diyarı Amerika'nın Los Angeles şehrinde John Rydell adında bir şahsın medeni ihtiyacını gidermek için... Bu da medeni ihtiyaç mı? Temel ihtiyaç mı demek lazımdı buna acaba? Neyse, ihtiyacını gidermek için klozetin kapağını açtığı bile karşılaştığı İguana abiyle mi görüşüyoruz? Benim kardeş. Ne yapıyorsun İguana abi? Ben hadi çöpüyorum. Pascal Numa da burada. Alo. Baba ne haber? İyiyim Arap. Senden ne haber oğlum? Bu da Arap diyor ya. Yavrum sen demek ki artık Arapsın, yapacak bir şey yok Pascal. Kara baktım kendi tarihim. Alo. John Rydell adlı şahsın ihtiyacını gidermek için klozet kapağını açtığında karşılaştığı iguan abi. Abi sen klozetin içinde ne arıyordun bu arada ya? Vallahi güzel kardeşim, ben Suriye'den kaçak geldim. Yok artık. He vallahi ya. Abicim sen tropikal bir hayvan değil misin? Ne arıyorsun orada, ne alakan var ya? Ya güzel kardeşim, bana dediler ki Türkiye çeşit kabul ediyor. Bizim de görüşüşümüz böyle korkunç, biliyor musun? Ya dediler kimse istemiyor. Kardeş dediler, Surilerin arasına karış, Türkiye'de sana vatandaşlık verirler, alırsın vatandaşlığı. Saçmalama ya. Hakikaten bu nasıl bir saçmalık abi? İguanasın lan sen. Yani kertenkele cinsinden bir varlıksın. Ne vatandaşlığı, ne saçmalıyorsun abi? Ya niye kardeş? Verdiklerinizden ne farkın var? Bak benim eksiğim yok ha, fazlam var. Ne gibi abi? Ya bir kere bende 3 metre dilim var. Yani böyle şluk diye sineği alayım kardeş. Beni alan rahat eder ha. Evde böyle bir dene beni, sinek komama. Hepsini yerim kardeşim. Harbi mi? Benim olduğum yerde sivri, kara fatma, kakalak hiçbir olmaz kardeşim. Peki yemek yapabiliyor musun baba? Vallahi yapayım desem yalan olur güzel kardeş. Onu yapamayayım vallahi. Abi yemek de yapsan bizim eve alırdık ya. Vallahi. Yani faydalı olurdun bize ya. Ya kardeş bak, iguana diyorlar, bizi küçümsüler biliyor musun? Bizim bu iguanalar olarak vallahi bu kültüre katacak çok şeyimiz var. Gördüğüm kadarıyla kardeş pek kültür falan yok sizde. Böyle göbek atmak, yemek içmek, otomobil falan, bilim, edebiyat, sanat, stilo. Kadir bak baklar. Evet Basko, doğru. Evet tamam, alo İguan abi, tünele mi girdin sen? Sesin gelmiyor, kapatıyoruz biz ya. Alo
Alo kardeş, tünel alsa siz girmişsiniz ha, farkında değilsiniz oğlum. Efendim tam gaz, tam gaz devam ediyor. Hanımlar beyler. Hayda, yine ne var be kardeş? Bir rahat verin ya. Boyuna telefon, boyuna telefon. Alo. Ne bağırıyorsun genco? Oo, Hacı Datvedir abim, sen miydin babam, kıymetli büyüğüm? Benim genco. Paskal nerede? Arazi mi yine? Yok yok, buralardadır abi. Arada biliyorsun arazi olmayı sever o, biliyorsun. İşinizin başında durun Kadir. Adam olun. Bu devirde iş bulmuşsunuz. Dört elle sarılın beyler. Sarılıyoruz Hacı Dertvedir abi. Eyvallah abi. Gencolar, size bir işim düştü. Buyur Hacı Dertvedir abi, emret. Harry Potter filminin dizisi çekiliyormuş Kadir. Aa öyle mi? Hiç haberim yok ya. Zaten gözünüzü açıp da biraz haber kovalayalım, ortam kovalayalım, karlı iş olanaklarını araştıralım. Hacı Dart abimize haber verelim, abimize faydalı olalım diyen yok ki. Sizin işiniz helal haram, ver Allah'ım, garip kulum, yer Allah'ım. Değiştirin lan bu kafayı artık. Hacı Dart Vedir abi, sen boş ver onu bunu ya. Harry Potter'a ne işin var senin, onu söyle. Şimdi Kadir, bu Harry Potter'da Dumbledore diye bir ihtiyar vardı ya, öldü hani. Evet. Allah rahmet eylesin. O şeydi ya, tanır mıyordun kendini, yakın mıydın ona? Lan adam hayal kahramanı, nereden tanıyayım ben? Ya ne bileyim yani, öyle kederli kederli ölmüş deyince ben dedim acaba Star Wars'tan falan arkadaşın mı dedim. Kadir kusura bakma ama genco, çok cahilsin. Ne alakası var yahu Star Wars'la Harry Potter'ın? Hangisiydi Harry Potter ya? Hani bilezik var, çöle götürüyorlar. Hangi birini düzelteyim? Allah'ın cezası. Bilezik değil, yüzük. Ova değil, dağ. Senin dediğin yüzüklerin efendisi. Harry Potter büyücü. Hani böyle küçük bir İngiliz veledi yok muydu lan? Yetim hani. Aa, tamam ya, tamam. Doğru, şimdi anladım. Senin ne işin var Harry Potter'la Hacı Dertvedir abi? Harry Potter dizisi çekiyorlarmış da hazır diyorum. Bu Dumbledore ölmüşken senaryoda rehber karakter eksik. Beni angaje etseniz Kadir yahu filme diyorum. Nasıl angaje edelim? Yapımcıyla konuşun, bana rol versin Harry Potter'da. Abi sen uyanmışsın Harry Potter tipolojisine ya. Kendine entel kuntel havası vermek için tipoloji mipoloji diye cemcük cömcük konuşma lan bana. Hazır karakterim işte. Elimde ışın kılıcım var. Suratımda peynir tenekesinden maskem. Siyah pelerinim. Al koy diziye. Al sana 10 numara hazır tip. Yani aslında doğru diyorsun da yani... seni de Star Wars'tan ikiletmişlerdi. Boştasın şu sıra değil mi? Akıllı ol Kadir Gencosu. Hacı Darth Vader'ı kimse bir yerden ikiletemez. Ben Star Wars'ta oynamayı istemedim. Bebe masalına çevirdiler canım seriyi. Harry Potter da bebe masalı abi. Her şeyi açık açık söyleyeyim mi yani? Star Wars'ta 6 tane evim var. Beyannamelerimi vermemiştim. Emlak vergisi affı çıkmış. Beyanname verip indirimli ödeyeyim diyorum. Nakit lazım, toptan mal almışım. Elimde nakit yok. Harry Potter testine beni sok Kadir. Merak etme, Hacı Dart abin sana bir güzel sakal atacak. Abi istirham ederim, sakal istemem yani. Sen yabancı mısın, önemli olan sen bir yere yerleş abi. Yap o zaman bir şekil, Allah'ın cezası. Ya şimdi Hacı Dart Bey'dir abi, Harry Potter olmazsa seni Türk dizilerine sokarız be babacığım ya. Bizim dizilerde manyaktan bol bir şey yok abi, uyarsana. Kötü adam bol abi bizim dizilerde. İstersen böyle yöresel şiveyi de sokarız bak seni. Laz şivesi yap bakayım mesela abi. Akşam maçtaydım, oruç tuttum, Allah'ım bize hiç olmazsa bir gol dedim. Rabbim ezan okundu, orucumu sırrını açtım. Hakem penaltı verdi, keremine kurban olduğum Rabbim. Sana hamdolsun, şampiyonun ayrık dedim. Allah'ıma bin şükürler olsun, şampiyon olduk. Abi vallahi bravo, aynı Abdurrahim Albayrak ha. Yalnız sende de acayip yetenekler varmış ha Hacı Dert Vedir abi. Tabii ki genco. Sen Hacı Dert Vedir abini ne zannettin? Ben aslında tiyatrocu olacaktım Kadir ama hayat beni kötü adam olmaya zorladı.
Abi sen tabii hotzot bir adamsın. Gel seni güzel böyle bir Gülseren Buğdaycı dizisine sokalım. Orada herkes ruh hastası. Yani o diziler zaten manyak manyak diziler. Millet nasıl izliyor onu da bilmiyorum ya. Neyse tam sana göre abi, Hollywood kadar da para kazanırsın söyleyeyim ha. Aferin. Seviyorum seni Allah'ın cezası. Hadi bağla Hacı Dert abine şu işi. Öv beni biraz Gülseren Hanım'a. Işın kılıcı var. Tanırım. Büyük oyuncu falan de Kadir. Tamam abi, ben konuşacağım. Konuşup döneceğim sana. Zahmet olacak genco. Ya zahmet ne demek? Hacı Dert Bey'dir abim emretmiş ya. Tabii senin içine koşturacağız baba. Ha 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 ha. Seviyorum seni Allah'ın cezası. Hadi haber bekliyorum. Hizmet et abine köle. Aferin. Pascal, dinleyici sorusu var. Oku bakalım abi. Mehmet alt çizgi T. Abi, Scarlett Johansson'a çıkma teklifi etmeden önce penceresinin altında serenat yaptığını, bu sayede onu kendine aşık ettiğini niye bizden gizliyorsun diyor. Doğru mu Kadir? Kısmen doğru Pascal. Nasıl kısmen? Şimdi biliyorsun bu Danimarka asıllı bir hanımefendi. Kim? Scarlett. Danimarka aslında... Yani kökünde Danimarkalılık var. Danimarka'da kral yengeç avcılığı yaptığım yıllarda tanıştık biz bununla. Nasıl tanıştınız? Şimdi bu tuttuğum kral yengeçleri satmak için balık pazarında tezgahımın başında ekmeğimin peşindeyken bu balık pazarına geldi. Kısa boylu ufarak kadınlar pek ilgimi çekmiyor o zaman. Standardım 1.80. Neyse baktım bunda boy yok ama aura var, çekici. Beni gördü, zaten bilinmeyen bir güç tarafından çekilen uzay gemisi atılgan gibi bana doğru gelmeye başladı. Bak sen, büyülendi. Büyülendi. Klasik zaten Pascal, biliyorsun hayatım böyle geçti. Nasıl geçti? Kadınları mıknatıs gibi kendime çekerek. Karadelik gibisin yani. Ha, bir nevi. Neyse bu geldi. Ay hamsi var mı balıkçı bey dedi. Hamsi bitti, palamut var dedim. Ay görebilir miyim dedi. Neyi dedim. Ay palamudunu dedi. Gösterdin mi? Gösterdim. Ne dedi palamut görünce? Ay maşallah kedi ölüsü gibi palamut var sizde dedi. Efendim sarayım mı hanımefendi dedim. Ay yok ben burada yerim bunu dedi. Neyi? Oğlum palamudu. Balıkçı yemeyecek. Yavrum bu Nordikler biliyorsun Kuzeyliler için yani çiğ balık çok daha kıymetli Pascal. Yani senin benim gibi dana karpaccio falan bilmiyor bunlar balıkçı. Ondan sonra memleket karla kaplı. Dana düve yetişmiyor. Balık var. Ondan sonra yani balığı da çiğ çiğ yemeyi seviyorlar Pascal. Demek güzellikleri orada. Evet, evet Pascal. Şimdi proteini denizden aldıkları için böyle güzel oluyorlar. Senin benim gibi karbonhidratla işleri olmuyor. Ya bak Nordik kadının güzelliğinin sebebi derin deniz balığı abi. Un yok bunlarda, hamur yok, balık var. Abi biz de yesek. Yavrum bizde o kadar balık var mı ya? Balık pazarında kediler aç geziyor lan. Halbuki balık pazarının kedisi aç olur mu? Olmaz ama aç. Çünkü denizde balık kalmadı. Balığın kafasına bastılar trolü, bastılar dinamiti. Daha sarı kanatken lüferi denizden çektiler aldı. Ha biz bu tekneleri ne edecek? Balığı dinamitlerken bana mı sordun? Ne edersen et tekneyi efendim. Kadir. Efendim. Ama civan yapıyorsun. Tamam toparlıyorum. Ben buna palamudu verdim. Ay bir şey soracağım balıkçı başı. Yoksa siz en azından mısınız? Dedi. Nereden anladın yavrum dedi. Elleriyle bir iş yaparken pazularındaki kaslar kıpraşan Yunan heykeli bir çutlu erkekler bir tek en azından çıkıyor oradan bildim dedi. Vay be Elazığ. Neyse tabii Nordik kızı olduğu için Scarlett açık sözlü bir kız. Ay benden seviyeni bir ilişki düşünür müyüz en azından balıkçı kral dedi. Düşünelim yavrum dedim. Evet dedim. Biz o gün flörte başladık.
Serenat nasıl oldu? Neyse, oraya geliyorum. Biz buna çıkıyoruz falan. Güzelliği bir anda değil de yavaş yavaş seni saran kadınlar var ya Pascal. O tarz güzellikteki kadınlar en tehlikeli kadınlar bence. Çünkü ne olduğunu anlamadan ele geçiyorsun sen. Bu Scarlett öyle güzellerden. Yani seni çarpmıyor ama böyle mandalina diliminin içine emükler gibi yavaş yavaş ele geçiyor. Baktım kız güzel, baktım şeker, baktım maşallah. Yani kendi içimde düşündüm, bu kıza nazar değerdim, kurşun murşun dökeyim diye. Danimarka'da kurşun aradım. Ondan sonra bombacı terörist diye beni içeri aldılar. Nazara karşı falan desen de Nordik kafa basmıyor ki abi. Ben en iyisi buna bir kurban kesip kana katayım, nazarı dağılsın dedim. Gittim koç buldum. Gündüz gözüyle kesmeyeyim, ayıp olur diye gece vakti yatırdım koçu penceresinin altında. Ondan sonra Scarlett kaçıncı kat oturuyor abi? Abi o vakitler Scarlett yol üstü bir dairede kalıyor. Penceresi yolun hemen üstü. Neyse yatırdım koçu Scarlett'in penceresinin altında, boynunu okşaya okşaya tekbiri getire getir, teşrik tekbirini. Komşular rahatsız olmasın diye kısık sesle Scarlett'e seslendim. Nasıl seslendin? Şşş Scarlett, şşş Scarlett. bir daha yap. Şşş Scarlett, Scarlett. Scarlett ne lan? Yahu Allah Allah, sulandırma. Scarlett pencereci, efendim aşkım dedi ya, fırtın bıçağı şeye mübareğe. Scarlett'i mi bıçakladın? Yok yavrum, mübareğe diyorum lan, kurbana. Scarlett mübarek mi? Allah Allah. Neyse şeyi düşünemedim Pascal. Danimarkalılar tabi kurban adak gibi olaylara alışık değil. Ondan sonra barnağımı da kurbanın kanına batırdım. Gel Scarlett'im, gel kurban kanını alnına süreyim de nazar dağılsın. Kız tabi fışkıya gibi kurbandan akan kanı, bir de benim elimde bıçakla görüyor. Oh my gosh dedi. Şak diye düştü, bayıldı. Ya olayı gören komşular frene kurulur mahalleyi bastı. Scarlett'i kesiyor diye polisi aramış la. Baktım canavar düdükleri, polis arabaları, vızır vızır tepemde helikopter. Ne oluyor demeye kalmadı. Polis beni paça kasnak patates etti, aldı. Yere yapıştırdı. Abi izah edeyim diyorum. Ben öyle dedikçe copla ağzıma giriyor Danimarka polis. Lan hani siz insancıydınız diyorum. Biz kendi içimizde insancılız diyor. Kendimize insancılız. Sen diyor bizden misin? O zaman insan da değilsin diyor. Neyse Danimarka epey bir ezdi benim. Çıktığımda Scarlett'i aradım. Olayın şokunu psikiyatri kliniğinde atmış. Bir sene tedavi görecekmişti. Zaten beni hemen sınır dışı ettiler. Bir daha da görüş. Olay bu yani. Yani bu şekil gerçekleşti. Çok değişik bir aşk hikayesi. Ya benim sorunum, benimle olan kadınlar benden sonra çok yükseliyorlar Pascal. Anladın? Acayip yükseliyor. Ben tam tersi dibe çöküyorum. Hayat tahtiravalli gibi yani. Biri senin yüzünden yükseliyor, sen alçalıyorsun. Bu. Oo, güzel tespit. Şu an yaptım tespiti, yanlış anlama. Dumanın üstünde yani. Pascal. Bro. Brad Pitt'i bildin mi? Evet abi. Ya Formula 1'de yarışan bir pilotu canlandıracak biliyorsun son filminde. Aferin. Bunun için de Fernando Alonso ile F1 pistinde Formula arabası sürmüş Brad Pitt. Ooo, balık kreta. Yavrum ona bakarsan dünyanın en ünlü Formula pisti Petronas'ta da ben araç sürdüm. Harbi mi Kadir? Tabii. Kuala Lumpur'da Petronas F1 pistinde araç sürmüş bir insanım ya. Yalnız karting arabası sürdüm ayrı. Luna Park arabası sürmüşsün, hava yapıyorsun. Ne yapayım kardeşim? Formula arabası bana uymadı. Neden? Ya abi şimdi Formula arabasını gettiler. İçine bir baktım. Ana direksiyon yok. Nerede bunun direksiyonu dedim ya. Elime eşin game'deki gibi bir şey verdiler. Dedim bu ne? İşte aha direksiyon dedi. Yavrum dedim, bunun fitesi nerede? Dediler bunun fitesi, aha bu düğmeye basınca fites oluyor. Ya dedim bunun manuel fitesi yok mu dedim.
Yok dediler, dedim kalsın. Neden ama? Abicim ben kontrol freak bir adamım, her şey benim kontrolümde olacak. Arabada bile böyle. Yani otomatik şanzıman çok sevmiyorum. Fites lazım, şart. Allah, fitesi araba değil ben atacağım kardeşim. Orijinalsin Kadir ya. Şu arayalım bir Red Pit'i de nasılmış formül aracı bir soralım bakalım ya. Ara ama samimi davranma. Soğuk mu yapayım? Evet, evet abi. Doğru diyorsun. Sonra zırt pırt arıyorlar, başımızı alamıyoruz. George Cooking'den falan kurtulana kadar neler çektik değil mi? Hiç sorma ya. Arıyorum. Çalıyor. Alo. Bir Formula yarışçısını canlandıracağı için F1 pistinde ünlü yarışçı Fernando Alonso ile Formula aracı süren Brad Pitt'le mi görüşü? Ne yapıyorsun Brad Pitt? Ben Gayri Çöptemir Pascal'dan burada yavrum. Alo. Ne haber şeftali surat? Şimdi abi sen Formula pistine çıktın. Formula aracı kullandın. Senin dünyanın dışında bir şey. Nasıl, sevdin mi abi aracı? Efendim? Yapma ya. Ne diyor abi? Yok be abi. Tabut gibi alet diyor. Hiç rahat değil diyor. Ama bir havası var o kadar diyor. Oğlum yarış arabası ya. Ne rahatı? Ama şimdi kimisi de arabada rahatlık istiyor ya Pascal. Yani alo Brad Pitt. Peki mesela ara gazı yaptın mı alette? Ha bak. Ne diyor? Abi diyor ara gazı yapmak olsun diyor, egzoz bağırtmak olsun diyor, makas atmak olsun diyor. Arabayla yapılacak her türlü denyoluk için diyor araç çok uygun diyor. Efendi adama gitmez bu diyor, zibidi arabası baba bu diyor. Abi ne alakası var? Ya sen karışma kardeşim, adam test etmiş bildiğini söylüyor. Ses tesisatı nasıl yavrum? Niye? Yapma ya. Ne diyor? Abi diyor milyon dolarlık araba yapmışlar, orijinal teybi yok diyor. Kulaklık teyp koymuşlar diyor, kızaklı teyp pardon. Acıko diyor, kafasını alıyorsun diyor. Onunla ekranda diyor böyle yunuslar dans ediyor falan. Kolonlarını zayıf buldum baba ben diyor. Abi siz manyak mısınız? Formül arabası bu ya. Alo efendim Brad Pitt. Değil mi? Değil mi? Johnson, Johnson. Oğlum seni var ya. Yüce Rabbim Amerika'da yaratmış ama sen aslında Ankara mamaklı bir ruha sahipsin lan. Evet mamaklısın oğlum sen. Helal lan bu yollar. Ne diyor? Amerika'ya geldiğinde şöyle birer aspava ye kardeş diyor. Hanımlar beyler, bilim dünyasının zirvesine tek başına yaldır yaldır parlayan büyük isim, cehalet ejderhasının korkulu rüyası, cahil savar insan allume, hanımlar beyler Dilber Kortaylı hocam burada. Evet hocam, seviyorum seni hocam ya. Yani evet, ben de seni ve bizi dinleyen cahilleri seviyorum tabii. Zaten sevmesem bu kadar uğraşmam ama geri dönüp baktığım zaman hayatım hep cahil. Dühelanın içinde böyle geçmiş. Yani hep goy 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 goy, yazık vallahi. Ya Dilber hocam, şimdi cahil falan dediniz de aklıma gel. Size gelmiş sorular var. Bir onlara cevap mı verseniz ya? Yani istemem, cevap vermeyeceğim desem ne olacak? Cahillik kindar karga gibidir Kadir. Peşini bırakmaz. Bari burada birkaç soruya cevap vereyim de ilmimin sadakası olsun. Allah kabul etsin hocam. Şimdi Nazım diyor ki Dilber hocam, saç ektirmemin nevsimi var mı diyor. Yani tabii vardır. Nohut ekeceğim diyorsun mesela, Mart geçip Nisan gelince ekemiyorsun. Onun bile mevsimi var. Saçın niye olmasın? Tamam o zaman, saç ekme mevsimi ne zaman hocam? Koca karı soğukları geçince dördüncü cemre kele düşünce. Affedersiniz hocam, cemre kele düşünce ne oluyor? Nasıl oluyor bu? Yani cemreleri biliyorsunuz, havaya, toprağa, suya düşer. Dördüncü cemre de kellerin kafasına düşer. O zaman saç ektirilebilir. Nitekim bak, bu bilgilere ilk olarak
17. yüzyılın ünlü tıp alimlerinden handjobçu Stewart Kelajan Nikolaj adlı eserinin 4. cildinin 7. dibacesinde rastlıyoruz Kadir. Dilber hocam, bu gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar diye bir şarkı var ya. Ah ah, o şarkı beni çok ağlatır o, evet. Hadi be, biraz terennüm etsiniz mesela, Nihavend Nihavend. Yani bilmiyorum, sabah sabah sesim nasıl olur? Hocam her zaman güzel olursunuz sesiniz ya. Sizin için şarkının ispinozu diyorlar hocam, doğru mu? İspinoz ne demek yani, ne alaka yok? Yani bülbül bülbül rahmetli Ümmü Gülsüm şarkının ispinozuymuş. Dilber Kortaylı da güzel sesli kuş bülbül gibi yani. Dilber hocam, şöyle gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar sabah sabah, ne diyorsunuz? Buyurun hocam. Ha, yerinden mi söyleyeyim Kadir? Yok, yanından söyleyin hocam. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Bravo, bravo, nur ol, var ol, bravo, bravo. Ha, gaz verme, verme, yeter yani. Ama mest ettiniz bizi hocam ya. Bir de makber patlatın. Aha diyor oradan. Ha, ne demeyeyim ben, cahil adam. Makber patlatın. Hadi hocam, hadi patlat. Aa yok efendim, senin kafanı patlatırım bak. Ay, ben cehaletle yan yana olmak istemiyorum. Ve bu stüdyodan da çıkıyorum Kadir. Elbet bir gün buluşacağız. Vay be, Dilber Hoca da delirdi be kardeşim. Memlekette o da dayanamadı, o da gitti. Hakkımızda hayırlısı be. Dilber hocam. Ne var Kadir? Tom Hanks'i bildiniz mi? Aa, bilmem mi ayol, artist adam, ne güzel filmleri de var. Karısı da var, Rita Wilson. Aa, ne bileyim onu canım, elin herifinin karısı, bana ne, beni ilgilendirmiyor. Ya bunlar karı koca Cannes Film Festivali'nde bir film gösterimi sırasında sinema görevlisiyle çok sert bir tartışmaya girmişler. Aa, neden? Koskoca artist sinemadaki gariban emekçiyle tartışıyor. Aa, bu ne ayol? Bence Tom Hanks abiyi bir arayıp öğrenmemiz lazım. Ara tabii Kadir, ara. Cannes Film Festivali'nde bir film gösterimi sırasında sinema görevlisiyle sert bir tartışmaya giren Tom Hanks abiyi arıyoruz. Çalıyor. Alo, Tom Hanks abiyle mi görüşüyorum? Selamun aleyküm. Tom Hanks abi, ben Kadir Çöptemir, Dilber hocam da burada. Alo, kabiliyetlisin ama cahilsin Tom. Kocaman kafam var ama içinde beyin var mı bilmiyorum. Nasıl diyor siz eznebiler? Your ass is mine babe. Ah 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 ah. Alo, karı koca Cannes Film Festivali'nde film gösterimi sırasında sinema görevlisiyle sert tartışmaya gelen Tom Hanks abi. Ya sen efendi bir adamın tekisin. Ne oldu da sinema görevlisiyle birbirinize girdiniz abim? Evet. Evet. Öyle mi? Sonra? Sen? Vay. Ne diyor Kadir? Kadir'im diyor, sabahın ilk seansına bilet aldım diyor. En tenha seans diyor. Hatunla ikimizden başka kimse yok diyor. Hanımı da salonun en üst köşe koltuklarına atmışım diyor. Tam bir oh diyeceğim diyor. Tak bir fener yandı diyor. Gözüme doğru diyor. Allah Allah. Ha, yer gösterici beyefendi, sizin koltuğunuz burası değil. Yerinize geçin demiş. Tom abi de, ya kardeşim, salonda hanımla benden başka kimse yok. İstediğim yere oturum sahaya değişli. Burada böyle şeyler olmaz. Burası sanat mabedi. Yiyecekseniz parka gidin deyince Tom abi, sen ne biçim konuşuyorsun lan diye ters çıkmış. Olay oradan kopmuş. Aa, edepsiz, terbiyesiz ayol. Yer gösterici de, kimin kızı lan bu deyince Tom abinin üstüne yürümüş. Tom abi de, karım lan benim, karım sen ne diyeyim deyince
Efendim işte torun torba sahibi insanlarsınız, utanmıyor musunuz demiş. Bu yaşta sinema köşelerinde böyle emişmekler falan oluyor mu demiş yer gösterici. Tom abi de sana ne namus bekçisi misin lan, sana ne adam demiş. Adam da evet namus bekçisiyim, burası benim ekmek teknem değişli. Ben olmasam sen burada ekmek yersin demiş. Yer gösterici feneri Tom Hanks'ın kafası suratına tutup ooo Tom abim güzel abim sen miydin sayın büyüğüm kusura kalma deyişli. Yenge affet ne olur deyişli. Rahatınıza bakın deyişli. Kağıt havlu yollayayım mı deyişli. Olay karışmış. Her yer manyak dolu ayol. Vallahi öyle hocam. Pascal. Yes sir. Telefon Kadir ya. Pardon. Benimki ötüyor. Özür dilerim. Alo. Aleyküm selam. Kimsin ya? Kim? Ooo sayın papa. Babacım arıyor. Yaşasın. Evet Pascal, babacın arıyor. Alo efendim sayın papa. Pascal. Tabii gidiyor efendim. Ben bizzat götürüyorum ya. Ne diyor? Pascal diyor, dinine, diyanetine dikkat ediyor mu? Kilisesine gidiyor mu diyor her pazar diyor. Gidiyorum babacığım. Şimdi sayın papa, siz bana Pascal'ı her pazar kiliseye götürürsem örtülü ördenekten bir sakal atarım, danışman kadrosundan da bir tatlı bir maaş bağlarım dediydiniz ya. Hatırlıyorsunuz. Ha, ben her pazar bunu kiliseye götürüyorum. Ama tabii şu da var sayın papa, yeri geldi sizde hala bir şekil yok. Efendim? Hayda. Ne diyor Kadir? Allah bana ben sana Kadir'im, bizim olayımız bu biliyorsun. Yaptı. Uyandık babacığım, sinisini. Neyse evet sayın papa, her pazar Beyoğlu'nda San Antoine Kilisesi'ne götürüyorum bunu. He. Kiliseden içeri salıyorum. Artık içeride ne yapıyor onu bilmiyorum yani. Efendim? Ben niye gireyim efendim kiliseye? Hemen arka tarafa toprağı bol olsun. Arka tarafta şeyin rahmetli Ara Güler'in kafesi var. Evet. Ben orada oturuyorum. Espresso'mu söylüyorum yani. Güneş gözlüklerini takıp manita kesiyorum. Ya o kadar olsun ya. Ne diyor? Erketeceliğini senin gibi krem döle krem bir beyefendiye hiç yakıştıramıyorum diyor. Ben de yakıştırmıyorum şahsen. Ya bir git. Allah Allah. Katavayı bırakalım efendim. Şimdi ne, bir isteğiniz mi var sayın papa? Ne işi? Neden? Allah Allah. Ne diyor abi? Biliyorsun diyor, bütün dış güçleri Vatikan'a karşı bir oldu diyor. Ekonomik kriz yüzünden hasılatımız da düştü Kadir'cim diyor. Süvenirden, gift shop'tan gelen para inanır mısın? Artık diyor çay ocağını işletmiyor diyor. Ben de şeytan çıkarma işine ağırlık verme kararı aldım diyor. Ücreti mukabili bol bol şeytan çıkaracağız artık diyor. Nereden çıkaracağız? Yavrum kime girdiyse oradan çıkaracağız. Şimdi papa diyor ki ne? Sana Vatikan'da hızlandırmış şeytan çıkarma kursu vereceğim. Pascal'ı da getir diyor. Onun üzerinde pratik yapalım diyor. Zaten ona şeytanı bir sokarız diyor. Rahat rahat çıkartırız ondan sonra. Şeytan ona yerleşmiştir diyor. Sen çıkartırsın, pratiğini geliştirirsin diyor. Yapma babacığım. Ya şimdi sayın papa, doğruya doğru bu şeytan meytan işleri bize biraz ters ya. Evet. Yani siz kendi camianızdan gençlerin, yetenekli gençlerin arasında birisini seçseniz efendim. Evet. Yani bizde şeytan girmiyor. Bize giren de yok yani. Bize giren çıkan yok yani. Bizim kavgamız şeytanla değil, kendimizle diyelim daha ziyade. Evet bir saniye sonra. Pascal, bu aralar büyük günah işledin mi yavrum? Birkaç tane. Sayın papa birkaç tane işlemiş. Yapmayın ya. Ne diyor abi? Demek ki diyor girmiş diyor bu şeytan Pascal'a diyor. Yine mi ya? La şeytan gire çıka yalama etmiş bunu sayın papaya. Pırt diye giriyor demek ki bu. Anında evet. Neyse artık siz aranızda halledin efendim. Bunlar benlik mevzular değil ya. Ne yapayım? Ne diyor abi? Papa diyor ki bu aralar diyor göze geldim galiba diyor. Üstümde bir ağırlık var, bana bir ferakna soku da diyor. Biraz kendime geleyim diyor. Papa mı dedi? Evet papa dedi. Oku. Ay efendim işte benim oraya gelmeme gerek yok, ben buradan da okurum.
Tabii. Siz telefonu kendinize tutun şöyle. Hadi bakın. Evet. Okuyorum. Sonra beni de oku. Pascal. Bro. Dinleyici sorusu var. Oku bakayım abi. Enes diyor ki Kadir abi şu aralar filmiyle gündemde olan atom bombasının mucidi Robert Oppenheimer adlı bilim adamı ile çok yakın arkadaş olduğunu. Hatta atom bombasının yapılması sürecine mani olmaya kalktığını hep bizden gizledim diyor yıllarca. Niye abi? Neden? Anlam veremedim diyor. Doğru mu Kadir? Doğru Pascal. Doğru. Nasıl tanıştınız? Yıllar yıllar evveldi Pascal. Ay. Şehvet diyarı Amerika'nın Connecticut kentinde. Nerede? Connecticut kentinde taksici olarak çalışıyorum. Bir gün Connecticut'ta İsmet İnönü Caddesi'nde gidiyorum. Connecticut'ta. Ha, İsmet İnönü Caddesi'nde. Bir el kaldırdı, durdum. Cincinnati'ye gideceğim birader, götürür müsün? Nerede? Cincinnati'ye gideceğim, götürür müsün dedi. Arap mısın dedim. Hayır dedi. Abi şimdi aplikasyondan çağırdılar. Oraya gidiyorum diye yalan attım. Adam da aplikasyona gidiyorsan niye yolcu için duruyorsun o zaman? Dürzü dedi. Baktım ağır adam, sert çıkmadım, alttan aldım. Hadi abi giderken boş gitmeyeyim diye şey ettim. Daha mazot parası yapmadım, patronun parasıyla kendi paramı çıkaramadım. Bu akşam acız abi dedi. Taş ye deve dedi bana. Hey! Sinirlendim. Çektim el frenini, indim aşağı, bagajı açtım, krikoyu aldım. Yer misin, yemez misin? Yer misin, yemez misin? Adamı dövüyorsun. Yok abi, o beni dövüyor. Nasıl? Adam Paco Herrera çıktı. İyi mi? O nedir? Ya bu Paco Herrera diye bir Brezilya tekvantosu gibi, hani Uzak Doğu sporlarının Brezilya versiyonu bir şey var ya, öyle diyeyim, sen anla. Nasıl bir şey? Aslında tatlı bir şey ya bu, hani karate'deki tekvando'daki gibi dayak yiyorsun ama dayak yediğini anlamıyorsun. Yani dayağı yiyorsun, anlamıyorsun. Adam seni dövüyor ama 3 gün sonra aa ulan ben bayağı ciddi dayak yedim diyorsun. İyiymiş. Tabii abi, bak Allah dayak yedirecekse böylesi nasip etsin Pascal. Amin İsmail. Şimdi adam beni dövüyor. Hı-hı. Ben yerde taksiye doğru sürünüyorum. Niye? Telefon takside bas konuş. Bas konuştan durağı arayacağım. Ötekileri çağıracağım. Hep birlikte adamı döveceğiz. Çünkü bizim durak aşiret. Herkes akraba. Duraktaki zula da keleş meleş gırla yani. Bir mevzu çıktığı zaman 15 taksi birden gidip çöküyoruz. Düşün. Acayibiz. Amerika'da. Tabii Amerika'da. Türkiye'de böyle bir şey mümkün mü Pascal? Aşk olsun ya. Asla. He. Neyse, bir yandan dayağımı yiyorum, bir yandan taksiye sürüyorum. Adam da vurdukça hırsı kabardı herifin. Daha sert vurmaya başladı. Taksiye ulaştım. Bas konusu açtım. 36'dan tüm araçlara. 36'dan tüm araçlara dedim. Aldı adam telefonu, şeye soktu. Ağzıma soktu. Sallandı bir kamlıymış. Neyse işte beni böyle bir güzel Brezilya usulü silkeleyen abi, meğersem bu Robert Oppenheimer'mış. Evet. Ama insan evladıymış. Dövdü. Sonra kendi taksimin arka koltuğuna koydu, direksiyona geçti, hastaneye götürdü. Pansumanımı yaptı. Pansum yapılırken başımda durdu. Çıkardı kağıt kalem, bir şey yazıyor. Hayırdır emmi, ne yapıyorsun dedim. Kaşının gözünün böyle patlaması bana ilham verdi dedi. Aynı senin gözünün kaşını patlattığım gibi insanlığın kafasını patlatacak bir bomba fikri verdin bana dedi. Suratın bunun dedi ilhamını verdi. Aa, olaya bak. Tabii işte herif ilhamı oradan aldı, atom bombasını yaptı, öyle anlasın.
Pascal. Bro. Ya toprağı bol olsun, İngiltere'nin ölük kraliçesi Elizabeth'i bildin değil mi? Çok maceralarınız vardı be Pascal. Hatırlattım abi. Yalnız bir şey hatırlıyorum. Ya da bilmiyorum, hatırladığım kadar sana sert davranıyordu. Kirbaç mirbaç. Vardı öyle söyledi. Olsun be. O da bize. O da bize. Herkesin zevki birinci mevki Pascal. Öyle. Ne oldu ki abi? Ya bunun bir cipi vardı. 33 bin pound'a satışa çıkarmışlar ya. Yapma ya. Evet abi, bana çok ucuz geldi. Sende hatırası var mı o cipin? Var, var abi. Nasıl bir hatırası var abi? Arka koltukta. Hadi be. Vay 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 vay. Beni Paris'e doğru... Kraliçe mi? Evet, straponla. Dur dur, ne olur, devamını duymak istemiyorum lütfen, dur. Anlatılmaz zaten. İyi, Kral Charles'ı arayalım o zaman. Neden? Ya arkadaşım, belki bize dost işi bir şey yapar. Orijinal İngiliz cipi. Hem de bayandan, üstelik kraliçe bayandan. O araba temizdir bana, ucuz geldi 33 bin pound yani. Arka koltuk temiz değildir abi. Yahu kardeşim, iç dışı katmıştır onu kraliçe, sen merak etme. Beni mi? Yok lan, niye seni, arabayı? Aa evet. Neyse, arıyorum. Arıyorum, çalıyorum. Alo. Rahmetli anası kraliçe Elizabeth'in cibini satışa çıkaran İngiltere kralı Charles'la mı görüş? Ne yapıyorsun? Rahmetli anası kraliçe Elizabeth'in cibini satışa çıkaran İngiltere'nin ağlak suratlı Charles'ı. Ben Kadir Çöptemir, yanımda Pascal Numa da var. Alo kral. Bu ne hal? Ya yapma Pascal ya. Alo. Şimdi rahmetli anası kraliçe Elizabeth'in cibini satışa çıkaran İngiltere kralı Charles abi. Abi biz bakıcı değil, alıcıyız. Aracın durumu nedir baba? Evet. Ha öyle mi? Ne diyor abi? Galericiğim diyor, Reşat Altın'ın gibi araba diyor. Yürüyeni sorunsuz diyor. Belden aşağısında biraz boya var diyor. O da normal diyor. Tramer raporu tertemiz diyor. Daha koltukların naylonları duruyor diyor. Dosta gider bir alet diyor. İyiymiş. Ne kadar istiyor? Evet. Şimdi alo. İngiltere kralı Charles abi. Ne kadar istiyoruz abi araca? Evet. Efendim? O ne demek ya? Evet. Evet. Bak sen. Ya ne diyor abi? Kadir'im diyor, aracı diyor s**tene koyduk diyor. 1000 ton zibidi WhatsApp'tan yazmaya başladı diyor. Abi alacağım ama kayınçoma alacağım. Eylül'e kadar bekler misin diyen var diyor. Ben nalburun bir kısmını para olarak vereyim, bir kısmını mal olarak vereyim diyen var diyor. Elimde sönmüş kireç var, takasa gir diyen var diyor. Daha bir tane düzgün bir insan evladı aramadı. Hep boş beleş tipler diyor. Acayip acayip laflar ediyor diyor. Çok var. Kardeşim sen de anonim siteye niye koyuyorsun Reşit Altın gibi arabayı ya? Biz ciddi alıcıyız ya. Şimdi bırak onu bunu. Kaça bırakıyorsun biz aleti baba? Evet. Evet. Bak ya. Ne diyor abi? Kadir'im diyor 33 pound fiyat koyduk diyor. Ama sana 30 bine bırakayım diyor. Bak diyor... Kiliseden yeni çıktım diyor. Sana dualı ağzımla yemin ediyorum diyor. Bu aletten bana 50 pound ya kalıyor ya kalmıyor diyor. Mirasa ortak çok insan var. Parayı böleceğiz. Zaten olacak para diyor. Kaç para yapıyor? Şimdi bugünkü kurda 33 bin pound. Aşağı yukarı yani 1,5 milyon, 1,600 falan öyle bir para yapıyor. Düz hesap yani. O kadar yok ki. O kadar yok mu? Oğlum ne demek, biz silkelersek kaç para çıkar ya Pascal? 5000. Yuh. Alo. Rahmetli anası kraliçe Elizabeth'in cipine satışa çıkaran İngiltere'nin ağlak yüzlü kralı Charles abi. Şimdi biz bu 1,5 milyonun 3000 lirasını peşin veriyoruz kralım. Geri kalanı da Pascal'ın modifiyeli kırmızı Doğan görmüş şahiniyle takasa giriyoruz. Ne diyorsun? Girer misin? Bilmiyor musun? Ne diyor? Doğan görmüş Şahin ne oluyor bilmiyorum ki diyor. Ooo nasıl açacaksın? Abicim bak, altında güzel mor ışığı var. Mor ışık döşettik. Gece otobanda Pascal'ın araba Japon kumarhanesi gibi oluyor. Efendim böyle ışıl ışıl. Bütün İngiltere'de böyle bir araba bulamaz. Bak yanında pre
veriyoruz eskisi ama olsun. Yani daha 3 kere PES oynadık oynamadık. Hemen arkasından zaten 5'i çıkardılar, elimizde kaldı. Çok temiz, onu da verelim efendim. Alo? Alo? Hayda. Ne oldu Kadir? Oğlum siz tam ölücüymüşsünüz lan. Denkilerden daha betersiniz dedi. Gidin dedi, kapattı. Şehrin enerjisi Kia Niro tam gazı sundu.